Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Python'da mantıksal veri tiplerini ve mantıksal işlemleri anlatacağım. Hadi başlayalım. Bilgisayar bilimi şaşırtıcı gelebilir ama 1 ve 0 üzerine kuruludur. Burada 1 doğruyu yani true, 0 yanlışı yani false'u ifade etmektedir. True ya da false değer alan ifadelere mantıksal deyimler denir. Örneğin bir x değişken alalım ve bu x değişkeni 5 e atayalım. Ardından bu satırı çalıştıralım. X 5'e atanmış oldu. Şimdi X 5'e eşit midir diye soralım. Bunun için eşit eşit operatörünü kullanıyorduk. 5 dediğimiz zaman ardından bu satırı çalıştırdığımızda true cevabı yazıldı. X 6 eşit midir diye sorduğumuz zaman bu satırı çalıştırdığımızda yani x 6 ya eşit değildir cevabını alıyoruz. Python'da nesnelerin mantıksal değeri vardır. Genel olarak sıfır ve boş veri tipleri false bunların dışındakiler true değerini alır. Bunun için bool fonksiyonu kullanılır. Örneğin bool yazıp içerisine 10 yazarsak ardından bu satırı çalıştırırsak true cevabını alırız. Ya da Bool yazıp tırnak içerisinde nar yazarsak ardından bu satırı çalıştırırsak true cevabını alırız. Ama bool yazıp sıfır yazarsak ve bu satırı çalıştırırsak false cevabını alıyoruz. Dikkat edelim. Bool yazıp tırnak içerisinde sıfır yazarsak bu bir string ifade ettiği için bu satırı çalıştırırsak true cevabını alıyoruz. Yani genel olarak sıfır veya boş veri tipleri false bunların dışındakiler true değerleri alıyor. Örneğin boş veri tipi alalım ve bu satırı çalıştıralım yine false cevabı geldi. Şimdi mantıksal işlemlere bakalım. Üç tane mantıksal işlem vardır. Bunlar AND, OR, NOT işlemleridir. Şimdi bu işlemleri örnek üzerine anlatalım. İki programlama dili alalım ve bunlara mantıksal değerler atayalım. Java eşittir true olsun. Python eşittir true olsun. Öncelikle end işlemini inceleyelim. End işlemi ve anlamına gelir. If dedikten sonra java and python yazıyorum. 2 nokta üst dedikten sonra enter tuşuna bastığımda girintili kısma print doğru yazıyorum. Ardından else yazıp 2 nokta üst dedikten sonra enter diyoruz. Eğer yukarıdaki koşul sağlamazsa ekrana yanlış yazılsın. Şimdi bu komutları çalıştırdığımda doğru sonucu ekrana yazıldı. Yani Java true yani doğru. Python'da doğru ise o zaman sonuç doğru oluyor. Bunlardan bir tanesi örneğin Java false yani yanlışsa bu komutla tekrar çalıştırdığımda yanlış sonucu geliyor. Yani bu iki ifadeden bir tanesi yanlışsa o zaman sonuç yanlış oluyor. Python'da yanlış olursa hangi sonucu alacağız? Çalıştırırsak yine yanlış sonucunu alıyoruz. Özetle end işleminde her iki ifade doğru ise sonuç doğru ama bunlardan biri yanlış ise sonuç yanlış oluyor. Şimdi or işlemine bakalım. Or işlemi veya anlamına gelir. End yerine Oraya yazarsam java false python'da false olduğunda acaba hangi sonucu alacağız bakalım. Bu komutları çalıştırdığımda yanlış sonucunu alıyoruz. Bunlardan bir tanesini true yani doğru alırsam ve bu satırları çalıştırırsam doğru cevabını alıyoruz. İkisi de doğru olursa ne olacak? Hemen bakalım. Komutları çalıştırıyorum. Yine doğru cevabı geliyor. Kısaca veya işleminde iki ifadeden biri doğru ise sonuç doğru. ikisi de yanlış ise sonuç yanlış oluyor. Not işlemi ise değil anlamına gelir. Bu işlem mantıksal değer true ise false yapar. False ise true yapar. Örneğin Java burada true. Bu satırı çalıştıralım. Şimdi not yazıp Java yazarsak ardından bu satırı çalıştırırsak not java false cevabı geldi. Python true ise örneğin bunu false yapalım. Daha sonra not python yazarsak ardından bu satırları çalıştırırsak python false'du not python ise true olarak ekrana yazıldı. Mantıksal veri tipi ve mantıksal işlemlerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.